الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الإسلام أريان فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله وحب أهل بيته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم Cümle peygamberler aleyhimus salavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashab ve etbaalı, rıdvanullah aleyhim ecmain. Bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler, rahmetullah aleyhim ecmain. Hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المستقيم صراط الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم رسول مجتبى صلى الله عليه وسلم Efendimiz buyuruyor El İslam uryan İslam çıplaktır Felibesül haya İslam'ın elbisesi hayadır utanma duygusudur Çirkin şeylerden rahatsız olunur. Haya insanı çirkin şeylerden alıkoyar. İnsanın yaratılışı bu çirkin şeyleri kabul etmediği için rahatsız olur. Haya işte bu çirkin şeyleri yapmamak, bundan kaçınmak. Güzel ameller işlemeyi hedef almak. Evet. Sanki elbise gibi. Sanki diğer şeylerden insanı koruyan, soğuktan koruyan elbise gibi böyle kötü görünüşlerden koruyan elbise gibi olmuş olur. Evet, haya İslam'ın elbisesidir. Ve zinetül vefa, onun süsü vefakarlıktır. Sözünde durmaktır, vaadinde durmaktır. Evet, bu biliyorsunuz vaadinde durmamak münafıklık alametlerinden birisidir. Cenab-ı Hakk'a Elestü bi Rabbiküm Ben Rabbiniz değil miyim? Galu bela Evet dedik. Elhamdülillah biz sözümüzde durduk. Müslümanlığı kendimize yol edindik. Bu ezelde söylediğimiz sözün üzerinde durduk. Ama kafirler de bunu söylemişlerdi ezelde ruhlar aleminde ama onlar bu verdikleri sözü çiğnediler. Onu örttüler, inkar ettiler, kafir oldular. Evet. Sözde durmak. Evet, sözde durmak. Vefa, İslam'ın zinetidir. Sözde durmazsan, verdiğin sözde durmazsan, münafıklık alametlerinden birisini yapmış olursunuz. Evet. Ve mürüvvetuhu el ameli salih. Onun mürüvveti, yiğitliği, ameli salihtir. İnsanlığı, yiğitliği, ameli salihtir. Yani amel imandan cüz değildir. İnkar etmemek kaydıyla
ameli olmayana biz kafir demeyiz. Ama bu işte yiğitlik değildir, insanlık değildir. Dört dörtlük insanlık, yiğitlik, sözünde durmak. Ondan sonra bu sözünde duraraktan, Allah'ın emirlerini yerine getirerekten salih ameller işlemek. Ve imaduhul vara. Dinin direği, evet, İslam'ın direği varadır. Ne demek o? Her şüpheli şeyden uzak durmak. Evet, şüpheli şey. Haram, kesin. Bundan uzak duracaksın. Müttaki olacaksın. Yani Allah'ın azabından korkarak onun yasağını çiğnemeyeceksin. Yasakları, haramları. Faiz yemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. Evet. Başkanın hukukunu tecavüz etmeyeceksin. Zulmetmeyeceksin. Ha, bu bunlardan Allah bunun hesabını soracağız diye çekinmek takvadır. Ama %100 kesin haram değil. Haram olma şüphesi var. Evet. %100 haram olsa zaten belli. Takvaya giriyor. Bazı şeyler var. %100 haram diyemiyoruz. Bir hoca diyor haram, bir hoca diyor yok haram değil. Şüphe var demektir. İttifak olmadığına göre. Ha, böyle şeylerden de, şüpheli şeylerden de uzak durarsanız dinin direğidir bu. Evet. Şüpheli şeylerden uzak kalmak. Ve her an acaba ben bir Allah'ın emrini çiğniyor muyum? Çiğnemiyor muyum? Bu akşama kadar acaba haram işledim mi, günah işledim mi diye insanın kendini muhasebeye çekmesi, hesaba çekmesi, evet, kalbinden devamlı Allah'ın emrini çiğnemeyeyim diye bu duygular içerisinde gününü geçirmesi, evet, bütün azalarını da buna göre mesela dilini böyle şüpheli şeylerden uzak tutması, elini uzak tutması, gözünü şüpheli şeylerden uzak tutması, bu vara, dinin direğidir. En faziletlisi tabii budur. Şüpheli şeylerden uzak kalmak. Şüpheli şeylerden uzak kalmazsanız bakarsınız harama düşersiniz diyor Peygamberimiz. Ondan dolayı garanti. İttaku mevadiyat tühem. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ayrı bir emridir. Töhmet yerlerinden sakının, uzak durun. Şüpheli şey yemek haram mı? Ula bak haram yiyor falan derler, denir. Böyle şüpheli, töhmetli şeylerden uzak durun diyor güzel Peygamberimiz. İhtimalli şeylerden garantilisi olanı yapın. Dinde, imanda, ibadette, dinimizde garantili olanları tutunuz, yapınız. Evet. Çünkü bu yakin, kesin ilim, Allah'a bağlılık, imanın özüdür. Buna göre şüpheli şeylerden de uzak durmak gerekir. Velikülli şeyin esas. Şurası bir gerçektir ki her şeyin bir temeli vardır. Evet, her şeyin bir temeli vardır. Ve esasül İslam, İslam'ın temeli, dayanağı hubbu ashabi Rasulillah ve hubbu ehli beytihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesini sevmektir. Dikkat edin, falanca filanca hariç demedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi imanlı olarak sağlığında gören adam sahabidir. Bir an bile görse onun rütbesini hiç kimse kazanamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nurunu almıştır. Büyük insandır dinimize göre. Övülecek, uyulacak, peşinden gidilecek, sevilecek insandır. Ve bu sahabe-i kiramı sevmek dinin temelidir. Ve hubbe ehli beyti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini sevmektir. Evet. Neden? Peygamberi inanıyoruz, seviyoruz. Sevmezsek mümin olamayız. Onu sevdiğimiz için onun ailesinde sevileceğiz. Çocuklarını, torunlarını seveceğiz. Ehli beytini de seveceğiz. O sevilen adamı sevmenin alametidir. Zaten söylüyor.
Kim benim sahabemi severse benim sevdiğimden dolayı sevmiş olur. Beni sevdiği için sevmiş olur. Kim sahabeme dil uzatırsa bana dil uzatmış olur. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Sahabeye dokunmayacaksınız, konuşmayacaksınız. Saygı duyacaksınız. Dinin esası budur. Evet, böyle söylüyor güzel Peygamberimiz. Gene bu sadette biliyorsun sahabilerden Mekkeli olanlara muhacirun denir. Medine-i Münevvere'de olan sahabilere ansar denir. İlk Müslümanlar Ebu Bekir muhacirdir. Vatanından, yerinden, yurdundan iman, din aşkına Mekke'ye göçmüş. Resulullah da bu muhacirlerin başıdır. Evet, Mekkeli Müslüman olup da Medine'ye hicret edenler, muhacirin, onlar da sahabi tabii. Medine'dekiler bunları kucak açtılar. Allah onlara ansar, yardımcılar, fedakarlık ettiler. Evlerin yarısını verdiler, tarlaların, bahçelerin yarısını verdiler. Fedakarlık ettiler. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile Mekke'den hicret eden Müslümanları tercih ettiler. Kendileri yokluğa razı oldular, açlığa razı oldular. Öyle bir fedakar insanlar. Bunu din için yaptılar. Allah da onun için onlara ansar de buyurdu, yardımcılar buyurdu. Evet, bu ansar, hubbul ansar ayetül iman. Ansar, Medineli Müslümanları sevmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Medine'li, şimdi tabii bütün Müslümanlar sadedinde orayı seveceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşuları onlar mücavirdir. Ama o zaman olanlara ansar denir. Ansarı sevmek imanın alametidir. Ve buğzul ansar ayetül nifak, ansar Resulullah zamanındaki Medine'li sahabiye buğz etmek münafıklık alametidir. Münafıklık demektir. Onun alametidir buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına saygı duymamız konusunda şu aile bir hadis daha var. Çok var. Bunlardan bir tanesi de şu: Allah'a Allah'a fi ashabi, beni mümin olarak hayattayken can gözüyle gören sahabem hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. La tettehizu hum veradan ba'di. Benden sonra onları hedef edinmeyin. Onları hani sözde hedef atıp tutuyor adama hedef. Veya taş atıyor, o da hedef. Silah atıyor, sakın ha. Onlara böyle silah atmayın, taş atmayın, rahatsız etmeyin, söz atmayın, hedef edinmeyin sakın ha. Evet, men ahabbahum fe bi hubbi ahabbahum. Kim ashabımı severse beni sevdiği için sevmiş demektir. Ve men abghadahum fe bi buğdi abghadahum. Kim onları buğz ederse, kızarsa, taş atar, laf atar, onlara kötülük yaparsa bana buğz ettiği için, bana kötülük ettiği için onlara da buğz etmiş demektir. Ve men azahum, kim sahabemden herhangi birine eziyet ederse, bu eziyet sözde olabilir, elle olabilir, malını çarçur etmek gibi, her türlü ona haksızlık etmek suretiyle canını yakmak, onu sıkıntıya uğratmak. Kim onlara eziyet ederse, fakat ezani, muhakkak surette kat, ezani, muhakkak surette bana eziyet etmiş olur. Dikkat. Ve men ezani fakat ezallah. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Evet, Resulullah Allah'ın seçtiği, kainatı hürmetini yarattığı, onun sevgisinden dolayı kainatı yarattığı Allah'ın Habibullah diye isimlendirdiği sevgilisidir. Onun aşkına çiçekler açar, meyve verir ağaçlar, o, her şey onun aşkına olur. Allah onun aşkına yarattı her şeyi. Peygamberi üzeni Allah üzen Allah'ı üzmüş. Onu eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Ve men ezallaha feyushiku en ya'khuzahu. Kim Allah'a böyle eziyet ederse çoğu varmaz, onu yakalar.
Öyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yakalar. Evet. Bunun örnekleri çok olmuş. Çok. Ebu Leheb öz amcasıdır, akrabasıdır. Bir türlü kibirini yenememiş. Ben diyor seni kucağımda büyüttüm diyor. Popolarını yepisledim diyor. Sana peygamber diyor. Tamim olacağım diyor. Olmayacak şey bu diyor. Zengin adam, akıllı adam, müşriklerin reisi. Böyle herkes tarafından ona saygı göstererek alışmış. Ama kucağında büyüttüm. Ben seni diyor sana peygamber mi diyeceğim? Olacak şey değil diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlığa başlıyor. Ama ne oluyor? Kim Resulullah'a eziyet ederse, biliyorsunuz tebbet diye de Ebi Leheb, evet, hammâletel hatab, dikenler taşırlarmış, Resulullah'ın Kabe'ye gideceği yolunun üzerine atarlarmış, ayağını batsın da eziyet olsun diye. Hammâletel, odun hammalı, Kur'an'da geçiyor. Bu eziyetleri yapmışlar. Peygamberimiz bir yerde Müslümanları, insanları İslam'a davet ediyor. O gidince buna inanmayın, buna inanmayın. Bu bizim yeğendir böyle filan diye insanlara onun aleyhinde laflar ediyormuş. Evet. Ne olmuş sana? Öyle bir hastalığa yakalanmış ki. Öyle bir hastalığa yakalanmış. Çoğa geçmeden onu yakalar dedi ya. Efendimiz eziyet etmiş. Öyle bir hastalığa yakalanmış ki en çok sadık adamları bile yanına varamamışlar. Öyle bir hastalık. Yanına gitti mi o hastalıktan sana da bulaşıyor. Felaket bir şey. Ondan dolayı yapayalnız kalmış ve açlıktan, susuzluktan, acılar içinde kıvrana kıvrana, siz ona böyle kötü adam ölmesine ne diyorsunuz? Evet. Devlet başkanımız da dedi ya, geber dedi. Gebermiş. Evet. Ondan sonra dikkat edin. Ölen adamı gömerler değil mi? Korktuklarından bakın Allah'ın yakaladığı adama. Yanına varamamışlar. Yanına varıp da dokunurlarsa o pis hastalıkta bulaşır diye. O kadar iğrenmişler ondan. Kendi sadık adamları dahi. Müşrikler, putperestler dahi. Evet, yattığı yerin duvarını yıkmışlar. Oradan kaktırmışlar şeyle, uzuktan sırıklarla, değneklerle dürte 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 aşağı yuvarlamışlar. Dürte dürte, çok fena kokmuş tabii. Dürte dürte çukura gömmüşler. Ne hakaret. Evet, peygamber eziyet eden Allah çoğa varmaz. Böyle yakalar. Yakalamış. Şimdi ileride hadisler de gelecek. Beni Mustalik gazasında sahabiler dinlenme sırasında, seferde dinlenme sırasında birbirlerine şakalaşmışlar. Hakaret etmemek kaydıyla şakalaşmak caiz. Ama adama hakaret, öyle şaka olmaz. El şakası caiz değil. Evet, şimdi ona da misal vereceğiz. Hadis var zaten. El şakası caiz değil. Efendimiz de söylüyor. Bir tane sahabi, Hazreti Ömer'in şeysi, hizmetçisi, Hazreti Ömer'e hizmet eden sahabi gitmiş orada tanıdıklarından birisinin ensesine bir tane şöyle şaklatmış. Demek Hazreti Ömer gibi aslan bir adammış, pehlivan adammış ki pek şakaya benzememiş. Yani kuvvetliymiş adam, canını acıtmış. O şaka yaptı. Halbuki şaka hakikaten şaka. Samimi arkadaşı. O çok canı acıtınca dişini sıkmış, bir yumruk sallamış. O şaka yapan Hazreti Ömer'in hizmetçisinin burnunu, gözünü, kulağını dümdüz etmiş. O da fazla olunca tabii iş şakadan çıkmış. O da ona vurmuş derken onun arkadaşları gelmiş, onun arkadaşı gelmiş. Arkadaşlar da kavga etmeye başlamışlar. Ondan sonra bizim kabile gelsin, bizim kabile gelsin. Kabileler savaşmaya başlamış. Peygamber Efendimiz de istirahat ediyor. Bir bakmış gürültü, çoğalmış iş. Ne oluyor demiş, böyle böyle. Cahiliye adeti yahu demiş bu. Böyle şaka olur mu demiş. El şakası yapmayın demiş bir daha. Bakın el şakası nereye götürdü. İşte o zaman
sahabi tabii, birisi Medineli, birisi Mekkeli. İşte Medineliler gelsin bizden tarafa, öbürsü Mekkeliler gelsin. İki bölüyormuşlar yani. Abdullah Übey diye bir münafık var. Bakmış çare yok, herkes Müslüman olmuş. Oğlu bile Müslüman olmuş. Çevresi Müslüman olmuş. Müslüman olmak zorunda kalmış. İçi peygambere düşman. Çünkü peygamberimiz gelmeden belediye başkanı olacakmış Medine'ye. Oranın başkanı olacakmış. O gelince herkes Resulullah'ın getiren toplanmış. Kini var böyle, benim başkanlığım elden aldı diye. Bunu bir türlü hazmedemiyor. Çaresiz Müslüman olmuş. Tamam demiş. Şehadet kelimesi getirmiş. Zekat da vermiş hatta. Oruç da tutmuş. Camiye de geliyormuş namaz kılmaya. Ama içindeki o şey hala duruyor. İşte o Ensar'la Mekkeliler böyle iki yer olup da ordu bu şaka yüzünden neticede şey diye, oh demiş, ne güzel yahu, ne güzel. Onun üzerine peygamberimiz duyunca da böyle şey şaka olur mu demiş. Cahiliye adeti bu yahu, siz Müslümansınız, böyle şaka olur mu? Dalgayla şaka olur mu? Herkes durmuş tabii. Demiş, gene düzelttiği şey. Medine'ye varınca demiş, affedersin, onun sözünü söylüyorum. Bu peygamberimize alçak diyor. Bu alçağı diyor, izzetli, şerefli adam söküp atacak Medine'den diyor. Kendisini şerefli adam, oranın reisi görüyor ya kendisini. Atı söküp atacak demiş, bir de sahabi duymuş onu. Onun üzerine, sen ne diyorsun ya demiş. Ben muhatabım değilsin. Söyleyen adam, o tabii kendini büyük adam kabul ediyor. Sıradan bir sahabi. Sen benim muhatabım değilsin. Git demiş, seninle konuşmam. Gitmiş Resulullah haber vermiş. Hazreti Ömer de orada. Demiş ya Resulallah, müşahede et. Şunu halledeyim demiş, çabuk. Size böyle söyleyen adamın kellesini uçurun gelin. Dur Ömer dur demiş, dur. Evet, çağırmış onu. Böyle böyle mi söyledin? Yok demiş, ben öyle bir şey söylemedim. Vallahi billahi öyle bir şey söylemedim. Biz zahire göre hükmederiz. Kadı, hakim delile göre, söylene göre hükmeder, dosyaya göre. Halen hukuk öyledir. Bu temeli peygamber koyuyor efendim. Biz zahire göre hükmederiz. Vallahi billahi öyle bir şey söylemedim. Böyle şey mi olur? Bu bana iftira ediyor. Evet. Çünkü he dese ondan sonra iş ölümle sonuçlanacak. Ondan sonra herkes demişler ki o sahabeye, adı da Zeyd. Ulan iftira etmişsin adama ya. Böyle şey olur mu? Sana yakıştıramadık ya. Bir Müslüman böyle iftira eder mi? Herkes onu kınamış. Çünkü peygamberin sözüne göre karar vermiş, dokunmayın demiş. Ömer demiş, ben Resulullah, Muhammed Resulullah sahabesini öldürdü dedirtmem. Çünkü düşmanlar bahane hep duruyor. Onlara bir tutamak, bak kendi camiye geliyor, zekat veriyor, oruç tutuyor, sahabesini bir öldürüyor dedirtmem demiş. Dur, evet, başkasının ipucu vermeyeceksin yani hareketlerinle. Evet, ondan sonra tabii demiş ya, Kur'an-ı Kerim'de de var bu, izzet, şeref Allah'ındır, Resulullah'ındır, müminlerindir, kim oluyor şerefsiz olan odur, ayet böyle. Ölmüş tabii. Ölmüş. Evet. 70 sene sonra muazzam bir gürültü duyulmuş Medine'de. Hani zelzele olur da Niko'dan gürültü oluyor bir dehşetli. Bu ne ya? Demişler işte bu münafığın cehennemin dibini yeni buldu daha. Öldüğün günden beri düşüyor. O kadar cehennem en çukuruna dibine düşmüş. Daha yeni dibine vardı. Yeni vurduğu için onun gürültüsü. Evet. İzzet, şeref, İslam'ın, Resulullah, Allah'ın, Resulullah'ın, müminlerindir. Evet, böyle bir şey var. Evet, böyle bir olay var. Biz bunlardan ders çıkarmamız lazım. Evet, bizim söyleyeceğimiz bu. Şüpheli şeylerden uzak duracağız. Dinin esası olan, dinin esası olan sahabeyi seveceğiz. Ehl-i Beyt'ini seveceğiz. Tabii bunu Resulullah hatırına aşkına seveceğiz. Asla hiçbirine dil uzatmayacağız. Elhamdülillah Ehl-i Sünnet bu yoldur. Biz sahabilerden hiçbirine
asla kötü söz söylemeyiz. Hepsine radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun deriz. Ama İslam aleminde Hazreti Ali'yi çok çevireceğiz diye Hazreti Osman'a laf atanlar var, Ebu Bekir'e laf atanlar var, Hazreti Ömer'e laf atanlar var, müfteri diyorlar. Bizzat duydum, hocadan duydum, İranlı bir hocadan. Müfterinin tekidir o dedi, onun hadislerine inanmaz dedi. Arapça biliyor, İngilizce biliyor. Evet, hoca müfteridir o dedi, yalancıdır dedi. Hazreti Ömer'e böyle laf ediyor. Efendim diyor ki, dinin esası benim sahabemi sevmektir. Onları eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur buyuruyor. Biz elhamdülillah bunları esas almışızdır. Ehl-i sünnet yolu budur. Sahabeden hiç kim bir hakkında kötü söz söylemeyiz. Ama adam hacca geliyor. Ölmüş, çiğnemişler kalabalıktan. Ayaklarının altında Ömer yazıyor. Ömer'i çiğniyorlar. O kadar düşman Ömer'e herif. Hacca geliyor. Fayda verir mi haccı? Allah hesabını görecek tabii. Biz onlara kıbleye dönüp namaz kılan kafir diyemeyeceğimiz için bir şey demiyoruz ama sahabede sahabeyi sevmek Resulullah'ı sevmektir. Resulullah sevmek Allah'ı sevmektir. Onu eziyet etmek Resul'a eziyet etmektir. Resul'a eziyet etmek Allah'a eziyet etmektir. Bunu kendimizi kulağımıza küpe edineceğiz. Evet. Hazreti Ali'nin o Hazreti Ali'den oğlu Hazreti Hüseyin nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. El-İslamu en te'budallâhe la tüşrike bihi şey'e. Evet, İslam nedir? İslam Allah'a kulluk etmektir. Başkasına kul olmamaktır. Te'budallâhe. Yalnız Allah'ın kuluyuz biz. Başkasının kulu değiliz. La tüşrike bihi şey'e. Allah'a zatında, sıfatlarında hiçbir şey ortak koşmamaktır. Evet. Allah'ın vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis. Evet, hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah'ın zatî, sübûtî sıfatları var, selbî sıfatları var. Bunlara biz inanırız. Allah vardır, birdir. Şeriki, nazırı yoktur. Her şeye kadirdir. Her şeyi bilir, görür, duyar. Duymadığı, görmediği, bilmediği yoktur. Allah doğmamıştır, doğrulmamıştır. Önü arkası yoktur. Yani bu bildiğimiz inanç esaslarımız. Hiç konuda şimdi ben tabii din kürsüsü, dinin hükümlerini arz ediyorum. Falan adamı hedef tutmuyorum. Şimdi camilerde ne diyorlar? Pirimiz işte Bilal Habeşi, işte bu caminin varisi, işte şunlar şunlar şunlar, ruhi için, Allah rızası için. Diyor ki alimler, bu adamları Allah'la yan yana getirdin, ortak ettin. Bu laf doğru değil. Bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz akaid kitaplarına. Bu söz yanlış. Bilhassa Allah rızası için. Hocam öyle deme ya. Ya Allah rızası için de, ya da say işte. Bilal Habeşi için, caminin banisi için, işte şuhada için, guzat için, El-Fatiha hadi. Allah'ı şeklen bile, ismen bile yan yana getirmeyi kabul etmiyorlar. O adamın itikadında böyle bir şey yok. Ama şu lafı doğru bulmuyorlar. Alimler kerih görüyorlar. Allah onlarla yan yana şeklen bile getirme. Evet. O kadar incelik bu. Ama şimdi müezzinler bilhassa Allah rızası için. O da Allah rızası için de bitir. Veya ötekiler say El-Fatiha'da. Bunu kabul etmiyorlar. Hocalar kabul etmiyor. Ama şimdi hep bunu özel bilhassa neden söylüyor biliyor musunuz? Yani bir menfaat beklemeksizin bunlara Fatiha oku diyecek. İyi niyetin iyi ama arkadaş bu lafı hocalar kabul etmiyor. Şeklinde Allah onların yanına aynı sıraya koydun. Birincisi Bilal Habeşi, ikincisi şu, ikincisi falan. Allah için ağlar, söyleme onları. Söyleme diyor. Yan yana koydun. Peygamberimiz de böyle söylüyor. Sünnet kıldığınız yerde farz kılmayın diyor. Hadis var ya.
Aciz misiniz siz ya diyor. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor. Evet, farz başka diyor. Benim sünnetim başka. Ben bir insanım. Allah'ın kuluyum. Allah Allah. Onun emriyle farzla benim sünnetim biri olur mu? Öyle değil, ben onun için de mi yapmadım? Tamam da şeklen farz kıldığın yeri, sünnet kıldığın yeri benzettin diye. Siz aciz misiniz diyor, farz kıldığınız yerden şöyle kenara kaymaya, yerinizi değiştirmekten aciz misiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Bunu kim yapıyor şimdi arkadaş? Hocalar da yapmıyor, cemaat da yapmıyor. Evet, burada bile şeklen bile doğru bulmuyor. Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey Allah'a ortak olmaz. Allah ortaklık kabul etmez. Allah birdir. Ne demek? İkinin yarısı bir değil. Hiçbir şey ona benzemez. Evet, hiçbir şey muhtaç değildir anlamında bir. Böyle incelikler var efendim. Dertçüştükü bihi şey'e, ona hiçbir şey ortak koşma. Sabahleyin giderken önümden tavşan geçti. İşim kötü gidecek. Ula tavşanın elinden ne gelir lan? Ne diyorsunuz siz? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rasulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi oku. Hayrihi ve şerrihi minallah. Buyur. İmanın özünde bunu söylüyorum. Hayır ve şer Allah'tan diyorum. Tavşandan şer umuyorum. Görüyor musunuz? Benim niyetim o değil. O ya, ama ağzından çıkana göre karar verilir arkadaş. Benim niyetim bu da şey. Dinlemez hakim. Nahnu nahkumu biz zahir. Ne bak, incelik şeyler bunun, ince şeyler. Tavşanın ne zararı olur, zavallı hayvan ya. Şanına başına şey, Allah emretmiştir, böyle olmuştur. Hayır gelse Allah emretmiştir, öyle olmuştur. Hak etmişsindir. O tavşanın ne kıvatı var ya. Kadın geçti. Ula kadın da senin gibi Allah'ın bir kulu. Ne şer, ne uğursuzluk gelir ondan. Evet, cehalet insanları nerelere, bu gibi şeyler, niyetin böyle olmasa bile şeklen söylemek caiz değil. Onu söylemek istiyoruz. Evet, ortak koşmamakta, zatında, sıfatlarında, itikadında, evet, o ezelidir, ebedidir, kemal sıfatlarıyla muttasıftır Allah Celle Celaluhu. Böyle olduğuna inanmak, ona ortak koşmamak, yalnız ona kulluk etmek. Evet. Ne diyoruz? Kulum olayım. Biz Allah'ın kuluyuz arkadaş. Bu laf bile dayak sebebi. Dünyada değil canım, ahirette dayak sebebi. Niye sen böyle söyledin? Kulum olayım. Ne diyorsun ya? Ya hocam ben o maddeden söylemedim. Şeye söyledim. Demeyeceksin ya. İnancın var senin. Demeyeceksin. Biz yalnız Allah'ın huzurunda eğiliriz. Evet. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Evet. Yalnız sana kulluk ederiz. Secdeye kapanırız. Rükû ederiz. Böyle dediğin halde birisinin arkasına eğiliyorsun. Bir adamın karşısında. Rükû'ya gidiyorsun. Çok öbür ahirette dayak yiyecek. Niye sen Allah'tan başkasına eğildin diye. Ama insanlar çoğu bunu yapıyor. Evet. Bir münafığa bile böyle eğilirseniz, böyle saygı gösterme sadedinde ameller boşa gider diyor Peygamberimiz. Ameller boşa gider. E kafire eğilirse ne olacak bu adam? Onun elini öperse ne olacak bu adam? Evet, işte bu. Allah'a ortak koşmamanın içinde bunlar var. Hep sayılıyor. Ve tukime salate, namazı ikame etmektir. Ne demek ikame? Mesela yatan şu şeyi doğrultmaya ikame denir. Ayağa kaldırma. Yani hiç geçirmemek demek. Ayağa kaldırmak demek. Ayakta tutmak demek. Hiç namazı geçirmemek demek. Namazı hiç geçirmemektir. Bir. Bir de kavveme, kame, eğri büğrü ağaç. Siz tabii çobanlık yapmadınız, bilmezsiniz. Eskiden koyun güderdik, kurbanlık güderdik. Gittiğimiz yerlerde çit deriz, sağlam bir ağaçtır. Böyle yamru yumru onu keseriz, değnek lazım. Kırda bayırdayız, hayvan çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Ona karşı elimizde bir şey olsun. Onu keseriz, ateşi yakarız, ısıtırız.
Isıttıktan sonra taşın altını koyarız. O eğri büğrü değnek dümdüz olur. Ana bu ha buna akam ederler. Eğriliklerini, eksikliklerini düzeltti. Yani namazı düzgün kıldı. Eksiksiz kıldı. Nedir onlar? Farzlarını yerine getirdi, vaciplerini yerine getirdi, sünnetlerini yerine getirdi. Tadili erkan üzere kıldı. Akama bu demek. Hem hiç kaçırmayacak demek bu tükıyması, hem de huşu hudu içinde tadili erkana riayet ederek kılmaktır İslam. Evet. Nerede şimdi bu? Kabe'nin imam kaşınıyor. Sağını solunu düzeltiyor. Evet. Askerlik yapanlar bilir. Hadi komutanın kaşını şöyle kaşın bakayım bir. Ne olur sonucu? Bir şey olmaz değil mi? Evet. O komutanın, yaratanın huzurunda ne kaşınıyorsun sen yahu? Hani nerede ikame, nerede? Huşu hudu nerede? Nefes almadan duruyorsun onun karşısında böyle hazır ol da. Onu yaratan huzurunda niye kaşınıp duruyorsun, sallanıp duruyorsun? Sağa sola bakıyorsun. Peygamberimiz bir kelime söylüyor. Bak hep bunları ifade ediyor. İkame bu demek. Böyle namaz kılmaktır. İslam yalnız Allah'a kul olmaktır. Ona ibadet etmektir. Allah'a ortak koşmamaktır. Namazı devamlı ve eksiksiz huşu uhdu içinde kılmaktır. Kılmaktır. Tadil erkana. Evet. Tavuğun yemekle de güm 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 güm. Böyle namaz olur mu ya? Evet. Bu kelimeyle devamlı kılmak ve hiç kaçırmamak. Evet. Menutiye zekate ve tutiye zekate. İslam zekatı vermektir. Farz olan zekatı hakkı olanlara. Gavura zekat verilmez. Zekat ibadettir. Gavura ibadet yapılmaz. İbadet layık değildir ona. Onun için gavura zekat verilmez. Kafire zekat verilmez. Mümin olacak bir. Evet. Zengin olmayacak. Neden? Difakirin muslimin. Müslüman fakir olacak zekat alan adam. Peygamber öyle söylüyor. Çizmiş. Sen fakir değilsen ona zekat veremezsin. Ona zekat veremezsin. Yani hakkı olanlara farz olan zekatı vermektir İslam. Böylece hiç aç kalmaz. Şimdi siz ne diyorsunuz? Sosyal yardımlaşma falan filan. Bunların esasını koyan Muhammed Mustafa. Bunlar daha 20. yüzyılda bilmem yeni çıktı daha. O üniversiteye gitmeden var. Hocası Allah. O öğretti. Her şeyi biliyor tabii. Onun için bu esasları koydu. Sanki yeni bulmuşlar gibi havrozlanıyorlar. Teslim edenler de var tabii. Biz Rönesans'ı, insanlığı, insan haklarını Müslümanlıktan öğrendik. İspanya Müslümanlarından öğrendik diyen bilim adamları da var batılı. Ötekiler biz en büyük insanız. Bu gibi şeyleri biz keşfettik diyenler de var. Bizimkiden o havaya girenler de var. Evet, sosyal dayanışmayı sağlar. Ve tosume Ramazan'a, Ramazan ayında farz olan orucu tutmaktır İslam. Evet. Ve tehucce senin hac etmendir. Tabi in istata ileyse bile Kur'an'da ayet. Eğer gücün yeterse gitmeye, yol açıksa, zenginsin ama yol kapalı. Fakirsin, yol açık ama fakirsin. İkisi de olacak. Gidebilmem. Tabii bu bizim için. Mekke'de olanlar için paraya ihtiyaç yok. Ya gidersin. O zaman o ne sadece yol açık mı değil mi? O şart ona gel. Bize hem maddi imkan hem de yol açıklığı, emniyeti girer. Hacca gitmendir. Vel emru bil maruf ve nehyi anil münker. İslam'ı tarif ediyor Peygamberimiz. Nehyi anil marufu emretmek, yani Allah'ın şeriatına, yani dinine uygun olanları, Kur'an'a, sünnete, icmaya, kıyasa, kıyas dediği Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed'in fetvaları, bunları da dine uygundur. Neden? Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun.
Bilmediğinizi Kur'an'dan anlayamıyorsun, hadisten anlayamıyorsun, sahabeden duyamadın. Bilene sor. O bilen de İmam Azam, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Şafii. Bilene sor. Fes'elü ehle zikri. Ona soracaksın, ondan öğreneceksin. Evet, bu dinin emirlerine uygun olan şeyi yapmaya maruf-u emir derler. Maruf emir derler. Dinin emirlerine aykırı olan şey münkerdir. Bunu yapmamak, yaptırmamak, yaptırmamak, engel olmak. Nehy anil münker. O Müslüman Allah'a teslim olmuş, peygambere teslim olmuş, onun emirlerine boyun eğmiş. O da ne diyor? Böyle diyor bak. Tü'minûne billâhi ve te'murûne bil mârufi ve tenhavne el münker. Marufu emredersiniz, Kur'an'a, sünnete, icmaya, kıyasa uygun olan şeyleri emredersiniz. Evet, münkeri nehyedersiniz. Müslüman budur. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil mârufi ve tenhavne el münker. Dikkat! Bütün insanlara marufu emredersin. Böyle olmak zorundasın. Ne demek bu? Sen gücün kuvvetin yoksa kimse seni dinler mi? Evet. Kanuni olacaksın diyor Allah. Kanuni. Evet. Rahat dur. Yoksa gelirim seni hizaya getiririm. Bu güce sahip olacaksın. Bu Allah'ın emridir. Müslümanlık budur diyor. Bakın peygamberin tarifi. Fatih olacaksın Fatih. Devir açacaksın. Mecbursun. Ve güzel ki cealnâke ümmeten vasatan litekûne şühedâ alennâs. Bütün insanlara emir veren örnek, ne güzel yapmış. Örnek alacak adam olacaksın. Mümin budur diyor. Allah'ın tarifi bu. Sadece biz zannediyoruz bir namaz kılma. Bakın yazdı, namaz kılmayı da söyledi ama bir maddede budur. İslam budur dedi. Dünyada şimdi Arakan'da bir sürü şey var. Adam yamyam putperest, Müslümanları yok etmek istiyor. Kanuni olsa uygun gelirim hemen hazırlığa geçer değil mi? Şahılken bile hazırlığa geçti. Anası mektup yazdı Kanuni'ye. Benim oğlumu hapsettiler falan, hemen bir mektup. Emredersin efendim dedi, hemen serbest bıraktı. Öyle gücü vardı. Bize de öyle diyor. Müslümansanız böyle olacaksınız. Olmak zorundasınız. Olmak zorundasınız. Aksi halde namazını kıldın falan tamam da bir de bunu da soracak. Sen bu duruma gelebildin mi? Hayır. Ondan da hesap vereceğiz biz arkadaş. En üstün tıpta da mühendislikte de sadece dini ilimlerde değil Müslüman olacak. Onlar bizden alacak. Örnek olacağız. Vasat bu demek. Öyle olmazsak hesap bir de oradan gelecek. Haberiniz olsun. Sadece beş vakit namazdan değil. Öyle çalışkan olmalıyız. Ona göre gece gündüz çalışmalıyız. Fatih 52 gün yatağını yatmamış, uyumamış. O zaman çağ açmış. Aha! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'i savaştı. Sabaha kadar yalvardı Allah'a, hiç uyumadı. Aha! Bu duruma gelebilmek için böyle uykusuz kalacaksınız. Çalışacaksınız. Ben acım, çıplam demeyeceksiniz. Cihada gideceksiniz sahabiler gibi. Evet. Böyle olursa dünyaya parmak ısıtıyoruz. Ümmeti vasat oluyoruz Çanakkale'de. 10 günde bir hoşaf suyu vermiş devlet. Aç. Potini yok. Üstünü giyeceği yok. Ama Allah'ın emri bu diye atlamış. Hiç geri durmamış. Ve Allah da onları galip getirmiş. Bedir'deki aslanlar gibi. Evet böyle olursa sen çalışkan olursan, tam Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, marufu emredersen, bunun için canını ortaya koyarsan Müslümansın. Müslüman budur. İslam budur. O zaman Allah seninle beraber. Ve bir şart daha var. Bunu yapmıyoruz. Evet. Çok önemli efendim. İslam budur diyor. Bakın saydık. Efendimizin sözü bu. Şimdi adam otobüste bu şeyin altı denizden geçene ne diyorsunuz siz? Oraya almış kızı kucağına,
sıkıştırıyor, öpüyor, okşuyor herkesin göz önünde. Böyle şey olduğunu dölendeceğiz. Diyemiyoruz hocam. İki tane çatlat. Çatlatamıyoruz hocam. Böyle de diyemiyoruz hocam. İçinden buğz edeceksin. Eğer buğz etmiyorsan genç bunlar ya. Yapar desen orada iman yok diyor peygamber. Orada Müslümanlık yok diyor. Bakın şimdi hadis okuyoruz. Orada iman yok diyor. Yakışıyor ya bunlara. Gençlikte olur bunlar. Dedin mi? İçinden inkar etmedin mi? Ötekileri yapamıyorsun. Kanun var, şu var, bu var. Ama onu da yapmazsan iman yok or diyor. Hadis böyle. Bu benim fetvam değil. Böyle Müslüman olacağız. Böyle Müslüman olacağız. Evet. Bunları bileceğiz. Ona göre Müslümanlık öyle sadece dilde olmayacak. Bütün hayatımız her safhasında. Bir diğer Müslümanlık gördür. Emr-i maruf yapmaktır. Nehyen-i münker yapmaktır. Ve teslimüke ala ehlike. Evet, ehline selam vermektir. Onlarla, onlara zulmetmemek, müsaleme, sulh içinde, selamet içinde beraber kalmaktır. Ezzet etmemektir, zulmetmemektir, güzel geçinmektir, selam vermektir. Selam o demek zaten. Arkadaşlığı böyle yapmaktır Müslümanlarla. Dikkat! فَمَنْ اِنْتَقَسَ شَيْئًا مِنْهُنَّ Kim şu saydıklarından bir tanesini eksik ederse fehuve sehmün, evet fehuve sehmün min İslam'ı yedauhu. Evet, İslam'ın ki bunlar şu saydıklarımız İslam'dan bir sehimdir. Evet. Ve men terakehunne fakat vellel İslam'a zahrahu. Bunları bir tanesini terk eden bir direği, İslam'ın bir bölümünü, bir kısmını, sehmini terk etmiş olur. Hepsini terk ederse diyor, sırtını İslam'a çevirmiş olur. İslam'dan uzaklaşmış olur. Evet. Peygamber böyle söylüyor. Müslüman da bunu kulağını küpe edecek. Ona göre kendini ayarlayacak. Evet efendim. Bu yaptıklarımızı, bu söylediklerini Efendimizin hiç aksatmadan devam edeceğiz. Hakim Müstedrek'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletmiş, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai de El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve tukime salâ ve tu'tiye zekâ ve tasûme ramazan ve tehuccel beyt in istatâ ileyhi sebîle şeklinde bir iki ilave eksik aynı şekilde rivayet etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet. El-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktan ibarettir. Güzel ahlak nedir? Hep iyilik yapmaktır. İyilik yapmak küfür en büyük kötülük. Küfürden kurtaracaksın adamı. Şirkten kurtaracaksın adamı. Evvela. Evet. Maruf emredeceksin dedik ya. Başta o var gene. Bezül maruf. Biz sadece acı doyurmak. Bu da maruf, tamam da en büyük kötülük küfür. Ondan kurtaracaksın, açıklayacaksın. Evet. Şimdi yolun kenarında oturuyor. Gel bir falına bakıvereyim. Senin şeyini okuvereyim. Sen Müslümansın. Gel lan Mehmet, otur lan. Dalga geçelim şunu, hadi eğlenelim diyor. Ondan sonra adam orada şeytan gibi zeki o. Bir sürü yalan söylüyor mesela. 100 şey söylüyor. 99'u yalan. Dalga geçeceğiz ya. Ona gittik ya. Bir tanesini tutturdu. Hayatta olacak şeyler sayıyor. Bir şey bildiğinden değil. Hayatta olacak şey sayıyor. Bir tane söyleyince adamda olan bir taneyi tutturunca Mehmet gördün mü lan? Bildi lan. Ne kadar tehlikeli bu. Men se'le arrafen lem tukbal lehu salatu arba'ine yemen. Böyle gayipten haber veririm, istikbari okurum diyen adama gidip bir şey soranın 40 gün namazı duası kabul değil diyor peygamber. Müslim hadis efendim. Kim ona doğru söyledi derse fakat kefara bime unzile ala Muhammed. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Kat diyor, kat kesin.
kefara demiyor, kat kefara diyor. Kesin kez, çünkü Kur'an'da ne diyor? La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Kur'an bu yahu. Evet, Süleyman Aleyhisselam, hep anlatıyoruz ya, tekrar edelim yine. Süleyman Aleyhisselam cinlerin de kralıydı. Sarayını cinlere yaptırmış. Mescidi Aksa'yı da cinlere yaptırmış. Şimdi o, şimdiki gördüğünüz sizin, sonradan yapılmış. Onun altında, temelinde Süleyman Aleyhisselam yaptığı Mescid-i Aksa'nın temelleri var. Oraya izin alıp girebilirsiniz. Bir taşlar var, duruyor o taşlar. O zaman vinç yok beyefendi. O taşları insan gücü kaldıramaz. Öyle kocaman taşlar. Neyle kaldırdı onları? Cinlere yaptırdı. İşte böyle şeyini yaptırırken, bina yaptırırken asasını koymuş çengesinin altına. Kralı ya, hepsinin dalga geçen olursa cezalandırıyor. Evet. Kuşları bile cezalandırıyor. Belki haber gönderecek cinle, niye getirmedin diye. Evet, Kur'an'da var bunlar. Böyle bakarken o da bir insandır. Eceli gelmiş, ölmüş. Ölen adamın gözü açık olur. Neden? Gideceği yeri görür de ondan. Son anda gözünü bir yere tiker, gideceği yerler görür. Onun için gözü açık olur. Böyle ruhu çıktı mı hemen Bismillah diyeceksin. Sıcak gün gözünü kapatacaksın. Neden? Adamın kanı çekildiği zaman gözü çok çirkin olur. Herkes bak, vay be, ne çirkin herifmiş yahu, dedirtmemek için. Müminin ayıbını örteceksin. Bu senin görevin. Soğursa kapanmaz bu. Sıcakın Bismillah kapatacaksın. Elbisesini çıkaracaksın. Ayağını kıbleye getireceksin. Ayak tarafı kıbleye gelsin. Çünkü yan duramaz herif, ölmüş. Çıkaracaksın elbiseyi. Neden? Soğursa çıkaramazsın elbisesini. Yırtmak zorunda kalırsın. Halbuki yırtacağını bir fakire giydir. Bu kadar incelik var. Ondan sert yere koyacaksın, üstüne atacaksın, teçhiz tekbirin hazırlanacaksın. Şimdi onu da söyleyelim. Geciktirmeden gömeceksin. Müslümanın görevi bu. Şimdi bu biliniyor ya, cenazeyi acele etmek lazım. Hep aksi şeyler de acele ediyorlar. Kimler? Müezzinler. Hocalar. Evet. Halbuki kitapta öyle yazmıyor. Bak, tesbih çekmek sünnettir. Namazın arkasından, her namazın arkasından Ayetül Kürsi'yi okuyan cennete girmekten sadece ölüm alıkoyar. Ölüverse gidecek, doğru. Hadis var böyle. Böyle müjde var. Onun için bizim aziz milletimiz Ayetül Kürsi okuyoruz. Ondan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99. Yüzüncü de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Le derse, deniz köpüğü kadar günah olsa hufira lehu, silinir diyor peygamber. Buhari Müslim hadisi yahu bu. Ama şimdi cenaze geliyor, bunu söyletmiyor hocalar. El Fatiha, amin. Ya hoca, bu öleli bir gün oldu. Dün öldü, akrabası gelsin diye gömmedin, şu ana kadar beklettin. Sabahleyin öldü, öğle namazından sonra kaldırayım diye beklettin. 5 saat, 6 saat. Tesbih duası 4 dakika sürüyor. Tutun sayınınızı, dakikını. 4 dakika sürüyor. 4-6 saat beklettin de şimdi 4 dakika niye bekletmiyorsun? Müslümanları bu müjdeden niye alıkoyuyorsun hoca? Müezzin efendi. Şeytana alet oluyoruz arkadaş. O diyor, tamam acele et, acele et. Acele etmek sünnettir. Ulan 6 saat bekletmişsin. O zaman bir şey acele etmiyor da şimdi 4 dakika tesbih çektirmiyor. Ondan sonra gidiyor cenazenin başında yarım saat tutup çekiyor. Hep yanlış. Hep yanlış efendi. Şimdi bunları bileceğiz. Bu hadisleri, bu hükümleri, her şeyimizi ona göre ayırlayacağız. Bırak 4 dakikada tesbih çeksin adam. Acele etmek neden? Kötüyse kurtulun diyor. Sonrasında da lanet diyorlar. Bir evvel koyun gitsin cehenneme. İyiyse diyor, dünya ne ya diyor, ahiret iyiliği yanında. Bir an evvel cennete gitsin diyor, çabuk götürün. Acele etmekten kasıt bu.
Ama adam 4-6 saat, hatta bazen 2 gün bekletiyorlar. Almanya'dan oğlu gelecek, kız gelecek. Tesbih duasını, Fatiha diyor müezzin. Etme yahu, etme hocam yahu. Etme yahu, 4 dakika lan bu. Evet, canlı şeyler yapıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Maruf. Evet, bunlar dinin bu güzelliklerine aykırı şeyler. Bunu size söylüyoruz, görevimiz. Böyle yapmazsan Müslümanların bu şeyine engel oluyorsun Hoca Efendi, dikkat et. Evet, şimdi onu söylüyoruz, o hadisleri okuyoruz size. Güzel işleri yapacağız. Evet, kötülükleri engel olacağız. İslam'ın Efendimizin tarif ettiği şekilde yaşayacağız, yaşamamız lazım. Evet, İslam güzel ahlaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir, eza etmemektir. Bir talakatul vecih. Selamun aleyküm diyor adam. Aleyküm selam. Niye lan, ne var ya? Niye gülmüyorsun lan? Peygamberimiz selam verdiler mi dönüyormuş. Ve aleyküm selam. Gözünün içi gülüyormuş. Böyle selamlaşmak Müslümanları birbirine ısındıracak diyor peygamber. Selam. Aleyküm selam. Böyle adam ısınır mı sana ya? Ne biçim selam alıyorsun yahu? Selam ver. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Böyle selam alınır mı ya? Ne biçim adamsın sen? Evet arkadaş. Talakıtu vecih. Güzel ahlak. Ve aleyküm selam. Hiç be diyen görmedik. Aleyküm selam. Hasan Basçantay Hoca'nın tefsirine bakın. Ve izâ huyyutun bitehayyedin fehayyü bi ahsene minhâ. Selam verdiğiniz zaman daha güzeliyle cevap verin diyor Allah. Daha güzeli, selamun aleyküm dedim herif. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Hocam işim çok, uçağa yetişeceğim. Tamam, ve aleyküm selam. Ama Allah ne dedi? Daha güzeli, daha güzel. Hiç olmaz bir ve ilave et diyor ya Allah. Tefsirde bakın, hocaya bakın, hocanın tefsirine. Ve aleyküm selam de ya, hiç olmazsa bir ve ilave et. Ayet gereği. Hiç görmedim ben. Aleyküm selam. Hocası da, hacısı da. Ne demek bu biliyor musunuz? Selamete benim ihtiyacım yok, senin olsun. Kim ister bunu? Ama sözün o demek arkadaş. Hüküm de söze göre verilir. Zahir ağızdan çıkana göre karar verilir. Hava alırsın yani. Anladın mı? Hava alırsın ama ve aleyküm selam dedin mi o dua hem bana hem sana demek. Ama hiç bu incelikleri hiç kimse söylemiyor. Evet, selam verirken de asık suratlı olma. Güler yüzlü ol. Gözün içi gülsün. Adam sana ısınsın. Selam ısındırır. Talakat-ı vecih. Güzel ahlak. Tavazu. Allah küçük dağları ben yarattım filan. Adam selam veriyor. Aleyküm selam. Havadan bakıyor. Ne oldu ya? Ya çok var şimdi bu. Tavazudur güzel ahlak. Evet. Bu büyük teşviktir. İslam bunlara bağlamış peygamberimiz. Evet. Sanki İslam bunlardan ibaretmiş gibi, bakın. Bunlar yapmazsanız diyor, sırtınızı çevirmiş olursunuz dedi. Bunlar çok önemli. Bütün Müslümanlar bütün gayretleriyle diyor. Fahakkun likulli muslimin. Her Müslümana haktır. Bu söylediklerini can kulağıyla dinleyip bütün gayretiyle yerine getirmek her Müslümana görevdir, vazifedir. Nasıl? Son gayreti, nihayetül cehd. Son gayretiyle yerine yapması lazım saydıklarımızı. Evet, İslam bu. Güzel ahlak bu. Evet. Ebu Said Hudri'den, keza başka rivayetler de var. Evet. Ehabbu ibadillahi ilallahi ahsenum hulukan. Kulların Allah'a en sevimlisi, ahlakın en güzel olanıdır. Güzel ahlakta şu şahidiklerimiz. Evet, bir hadis daha izninizle okuyorum. El-İslamu alaniye vel-İmanu fil kalb. İslam alenidir. Ne demek? Bir adam baktı, çekti, Allah var dedi.
Uçağa bindiğiniz zaman çok muhteşem bir manzara görüyorsunuz. O bulutların hali, Allah Allah, böyle dümdüz. Kim düzlüğü durduruyor da ya onu? İnsan dehşete kapılıyor yahu. Görünce, görmek başka şey. Kim durduruyor? Allah, bir nizam, intizam var. Şuraya yağıyor, buraya yağmıyor. Kim düzenliyor ya bu işi? Bir idareden var. Buraya oluyor, buraya olmuyor. Ha, buradan anlamış ki bir yaradan var. Rastgele olmuyor bu işler. Evet, doğru ama ben senin kalbin nereden bileyim? Senin Müslüman olduğunu bilmemem için İslam alaniye. Ha, namaz kılarsan ha Müslüman bilirim. Zekat verirsen bilirim. Hacca gidersen, oruç tutarsan, azay cevari, şu azalarımızla inancımızı ifade eden şeyler yaparsak, ha onu görürüm ben, ha Müslüman kardeşimiz. İslam alaniyedir bu. Kalpte olanı Allah bilir. Evet, onun için Müslümanlık böyle şeyleri, ibadetlerimizi yaparsak belli olur. Bunları yapmazsanız ben ona Müslüman gözüyle bakmamakta mazurum. Kalbi Allah bilir sırrı. Ben ona selam veremem arkadaş. Bir bayram namazını görmem lazım hiç olmazsa. Hiçbir şey yapmıyorsa nereden bilirim onun Müslüman olduğunu ben? Müslüman olmana da olmayana da selam verilmez. Zekat verilmez arkadaş. Ha, aleni göreceğiz ki ha azaları da gözükecek inandığı bu o şekilde onu söylüyor güzel peygamberimiz. Vel imanu fil kalp, iman kalptedir. Evet. Onu Allah görür bilir. Biz bilemeyiz. Bizi azalarımızda şey ederse. Evet. Gerçi iman İslam birdir. Doğru. İman olmayınca İslam olmaz. Ama İslam olmayınca iman olmaz. Evet. Evet. Tasdik işin aslı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Yani o peygamberdir. Onun getirdiklerinin hepsini tasdik ediyorum. Muhammed Resulü'nün içinde bu da var. Hepsine inandım. Tamam, bu tasdik edeceksin kalben. Tasdik edeceksin. Ondan sonra bunu dilinle söyleyeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyeceksin. Gözümle görür gibi Allah'ın bir olduğuna inanıyorum. Allah'ı gören var mı? Var tabii canım. Peygamber gördü. Hazreti Ömer de diyor. Ben görmedim Allah'a namaz kılmam diyor. Allah nasip etsin cennete gidelim. Emirül müminin nasıl gördün lan diye soralım. Yani o öyle diyor ya. Ben görmedim Allah'a ibadet etmem diyor. Demek görüyor. Evet. Allah görün çünkü şekle sığmaz. Biz ancak şekilleri görebiliriz. Şekle sığmaz. Demek onlara Allah öyle ayrı bir özellik veriyor ki görülmüyor. Neyse, evet efendim. Şimdi bu kalben tasdik ettik. İnsanlarda selam vereceğiz. Zekat vereceğiz. Merhaba diyeceğiz. Ama bilmiyoruz herifi. Yahudi mi, Hristiyan mı, ateist mi? Ha, namazı gelirse bir bayram namazı, cuma namazı kılırsa tamam Müslüman. Ha, o zaman veya arkadaş Müslüman mısın? Karşılaşıyorsun Amerika'da, Fransa'da. Müslüman mısın? Duruyor adam. Baş başasın. Müslümanım demiyor. Tehlike yok. Aha. Bu iman geçersiz. Tamam, öldürülme tehlikesi varsa, dayak yeme, bilmem eziyet etme, o zaman saklayabilirsin kalbindeki imanı. Böyle bir şey yoksa söylemek de imanın rüknüdür. Söylemek olmadan iman olmaz bu durumda. Evet, asli rükün tasdiktir, zayit rükün dille söylemektir. Ne demek bu? Yani aslan tasdik olur. Gerektiğinde söylemezsen mümin olamazsın. O rükün o demek. Ama zor durumda kalırsan gizleyebilirsin. Gidekim biliyorsunuz Ammar bin Yasir babası annesini işkenceyle öldürmüşler.
hem de develere, iki deveye, bir ayağını bir deveye, bir daha bir ayağı kamçılamışlar. İşkenceyle ayırmışlar, koparmışlar ayaklarını. Oğulları Ammar'da ilk Müslüman devresinde bu iş oluyor. Mekke'de orada Müslümanlar da var, Müslümanı gizleyen. Ammar da orada yakalanmış, anası babası kendi. Peygamberin aleyhine konuşacaksın, putlara tapacaksın, ona küfredeceksin. Hayır demişler, biz küfretmeyeceğiz. Biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Bu işkenceyle öldürülmüşler. Bunu görünce tamam demiş, sizin dediğinizi diyorum Ammar. Birisi de görmüş, koşmuş gitmiş. Ya Resulallah, Ammar da gitti. Niye? Böyle böyle. Ammar bizdendir. İman onun etine kemiğine işlemiştir. Derken Ammar da gelmiş. Gözü iki çeşme. Mahvoldum ya Resulallah. Mahvoldum ya Resulallah. Ne oldu oğlum? Böyle böyle oldu ya. Sen bizdensin. Biz sendeniz. Evet, kalbinde inanıp dururken o işkenceye uğramamak için o kötü sözü söyledi ama kalbi inanıp duru. Ha, hayati tehlike varsa böyle söylemek caiz. Bak sen ruhsatı yaptın, kafir değilsin, bizdensin. Annen kahramanlığı yaptı, rütbe aldı. Rütbe aldı, öyle demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu söylüyoruz. Dille söylemek zahit rükündür. O yoksa iman yoktur diyemeyiz ama gerektiğinde olmazsa yoktur deriz, rükündür. Şimdi ağaç var. Ağaç nedir? Yeşerir, meyve verir, çiçek açar değil mi? Bütün ağaçlar çiçek açtı, o ne yaprak var, ne çiçek var. Ne deriz ona biz? Kurumuş. Aha. Hiçbir tehlike yokken sen de bu kelimeyi söylemezsen iman yok deriz arkadaş. Ondan dolayı diliyle ikrar da rükündür ama zahit rükündür. Gerektiğini söylemezsen imansızlık alametidir ama gerektiğinde gizleyebilirsin böyle durumlarda. Ondan diyoruz. İslam böyle aşikar gördük mü Müslüman gözüyle görmek zorundasın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen adam gördün mü ona işkence yapamazsın. Ötekileri de yapamazsın da Müslüman gözüyle görmek zorundasın. Bir Yahudi'yi yakalamış bir harpten sonra sahabiden birisi, tepesine dikilmiş Yahudi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Demiş, külahımı anlat sen. Kafasını kesmiş. Ondan sonra gitmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah, seninkini yakaladım. Ne oldu? Tam keseceğim sırada böyle söyledi. Ne yaptın? Yutar mıyım ya Resulallah? Ölümden kurtulmak için söyledi. Kafasını kestim. Ya Rabbi, ben orada değildim. Bunu ben söylemedim. Peygamber böyle söylüyor. Ya Rabbi, ben orada değildim. Bir Müslümanın kellesinin uçurulmasına engel olacaksın. Ben orada değildim diyor bak. Bunu ben söylemedim, öldür demedim ben. Sen diyor, bunu hakikaten korktuğu için mi söyledi, hakikaten inandığı da mı söyledi biliyor musun? Kalbini yarıp baktın mı? Niçin öldürdün? Evet, biz bu söyleyenler Müslüman göreceğiz. Müslüman bir delikten iki defa aldanmaz arkadaş. Değil mi? Uyanık olacaksın. Adam seni aldatmışsa bile yakalayacaksın. Ha, o zaman. Ama bu sözü duydunuz mu sen kafirsin diyemeyiz. Camiye giden de bunu söylemiş olur. Camiye gitti, imama uyuduk. Adam ne ettehiyyatü biliyor, ne şehadet kelimesini, imama uyudu, namazı kıldı. Abdestini aldırdılar. Müslüman göreceğiz. Bir şey bilmiyor ya, bu kelime söyledi. İmamı söyledi, onu söylediğidir. Tamam, Müslümandır. Camiye gelene de kafir diyemeyiz. Ama kulak bunları çok duydu. Yakasız gömlek giymiş, cübbe giymiş, sakallı, sarıklı. Geldi kürsüye. Bu gelenler sen Müslüman mı sayıyorsun hocam? Ya ne dedim? Bunların hepsi cehennem kütüğü dedi. Allahu Ekber. Kendisi sabaha kadar tesbih çekiyor, teheccüd kılıyor ya. Camiye gelen adama kafir diyemeyiz arkadaş. Namaz kılan adama kafir diyemeyiz. Bak bu ilim, bu din. Öteki ham sofuluk. Evet, başka müminlere bu gözle bakan adam onlardan daha adi olur. Böyle şey denir mi? Yani bilmeden Müslümanlığı koruyamayız.
Müslümanlığı yaşayamayız. Bu söylediklerimizi öğrenmemiz lazım. Evet, Müslümanlık aleni işlerde belli olur. Müslüman alenidir, iman gizlidir, kalp işidir. Vel imanu fil kalp, iman kalptedir. Bunları anlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. At-takva hâhüne, at-takva hâhüne. Takva hâhurdadır, takva şuradadır, takva şuradadır diyor Peygamberimiz. Ve şâre biyedihi ile sadrihi, göğsünü ile kalbine işaret ediyor. Takva nedir? Takva kalbi kirlerden arındırmak. Evet, kalbi kirler, ne küfür kirkinden, şirk, şirk, ortaklık, bu yani imana sığmayan şeylerden arındırmaktır. Azaları da diğer günahlardan, Allah'ın dışarıda şunu yapmayın, bunu yapmadın, şunu, bunlardan arındırmaktır. Ve böyle yanlış şeylere düşmekten hazır etmektir. Evet, onun için bunları yaparsam Cenab-ı Hak beni cezalandırır der, isyan teşkil eden şeylere karşı ve de ibadetlere karşı sabrederiz. Bir saat ya uyumuşuz ya uyumamışız, müezzin kalkmış, hayya alassala, assalatu hayru minnem, kalk. Ula şimdi yattım daha, ne bağırıyorsun deme. Ne kadar ağır gelir, yorgunsun. Aha, ibadete sabır. Nefsin bu, sana dürtüsüne sabır. Bu sabır, evet. İman bu, takva bu. Hem haram işlememek, hem de ibadetlere zor gelen nefsi yumruklamak, kalkıp namaz kılmak. Bu 17 saat, 18 saat oruç mu tutulur bu yaz gününde? Sus, tutmak. Sabır. Nefsin arzularına kız davet ediyor. Delikanlıyı göz kırpıyor ya, televizyonda da göz kırpıyor, yolda da göz kırpıyor. Hayır, bu haram, yarın bunun hesabı vereceğim diye nefsin de hadi lan hadi diye, hayır diyebilmek takva budur. Takva budur. Allah'ın azabından emin olmaya, dünya ahiret sıkıntıdan kurtulmaya sebeptir takva. Tabii şüpheli şeylerden de sakınırsanız ona da vara denir. En üstünü budur. Şüpheli şeylerden de uzak kalmaktır. Evet, takvanın birinci derecesi küfürden sakınmak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedin mi? Allah var bir, Muhammed peygamber, müminsin, bir takva sınırının içine girdin. Ama haramlardan da sakın. İkinci bölüm. Haramlardan, Allah'ın emrine aykırı şeylerden de sakınman lazım ki yolda kazaya uğrama. Evet, imanınla göçersen ebedi cehennemde kalmayacaksın. Ama Allah'ın namaz kıl, oruç tut, şu et, bir sürü emri var. Yasaklarını çiğnemezsen yolda hesaba sokarlar. Sen az git arın gel yıkan, değil mi? Hez anlatıyoruz ya. Cennetlikler inne ashabel cenneti fi şulin fakihun. Hüm vezvacüm fî zilâlin alel erâiki müttekiyün. Cennette yan gelip ah talebeli arkadaşı, asker arkadaşı cennete girmişler. Yan gelecekler, koltuklarda keyif satacaklar. Pır 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 hizmetçiler dört dönüyor etraflarında. Neler 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 derken gözleri açılacak diyor Peygamberimiz. Cehennem görecekler. Cennete girdiklerine şükürler artsın diye. Oturanlardan biri bir bakacak. Asker arkadaşı orada veya dükkan arkadaşı orada yanıp durur cayır cayır. Niye sen oraya düştün? Mâ selâkeküm fî sakar. Sakar cehennem ya. Bu sakar cehenneme seni ne soktu? Niye girdin oraya? Kur'an'da var bu. Evet. Galû derler ki o cehennemlikler lem nekü minel musallîn. Arkadaş, ben kimseye kötülük etmezdim ama namaz emrini yerine getirmedim. Namazı da kaybettim. Bunu öde de gel dediler. Baraj sorusunu kazan da gel dediler. Dünyada da var imtihan, hep söylüyoruz. Baraj sorusunu cevaplamazsan ötekileri geçmiyorsun. Namazda baraj sorusu. Aha, böyle efendim, böyle olacak. Biz iman budur, tamam, iman kurtarır da
diyor, temizlen gel diye gönderiverirler. Onun için haramlardan da şüpheli şeylerden de uzak kalacağız. Güzel bir peygamberimiz böyle buyurmuş. İslam budur demiş. Ahmed bin Hanbel Nesai Hazreti Enes'ten sahih olarak nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Birer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vatana hanke ve sekreti. Rabhane aleke zikrak ve inne mal ve suyusra ve mal ve suyusra. Hem sallallahu ala muhakkak. On birer ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Kul vallahu allahu sallallahu. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Selamun aleyhi ve sellem. Selamun aleyhi ve sellem. Selamun قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, lillahi l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Allahu ekber ve lillahi l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber ve lillahi l-hamd. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okunan Kur'an-ı Azimüşşan hatmini ve okuduğumuz Süver-i Celili ayet-i Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberleri aleyhi salavat ve teslimatın ervai paklerine ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kudsilerine bir cümle ahirete itihar eden müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervahına hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız Büşah efendilerimizin ervah kudsiyelerine burada bulunan bizlerin ahide göçmüşlerimizin ervahına bu cami-i şerifi yaptıran bu cami-i şeriften güzeran eden eğimme, hutaba, müezzin cemaati müslimin bu civarlarda metfundan evliya, ulema, sulha, şüvedim, ümminat bu aziz vatanı kurtarma yaşatma uğruna canlarını bezleden, sıkıntıdan giden şüheda kuzat, hayır eserler diken ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsiz kalmış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımız helalından bol eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Aziz vatanımızı her türlü belalardan, musibetlerden mahfuz ve mesun eyle. Ümmeti Muhammed'i kafirlere, zalimlere karşı, münafıklara karşı aziz, mansur, muzaffer eyle ya Rab. Sübhanekallahu ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.